Türkiye'de voleybol gündemini ekranlarınıza taşıyan program Set Smaç ve Maç başlıyor. Her hafta olduğu gibi stüdyomuzda Osman Oraner birlikteyiz. Kendisiyle hem Avrupa kupalarındaki heyecanı hem liglerde yaşanan heyecanı değerlendireceğiz. Az sonra önceliği Avrupa kupalarına vereceğiz, ardından ligi değerlendireceğiz. Hafta sonunda çok kritik karşılaşmalar vardı. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank lider bitirmeyi garantiledi birinci etabı playoff öncesinde. Ve hafta sonunda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi vardı ki o karşılaşmadan da notları sizlere paylaşacağız. Ama öncesinde Avrupa kupaları diyoruz Osman abiye. Hoş geldiniz, merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, merhaba. Demeden evvel. Ne hazırlık böyle? 45 dakikaya sığdırabilecek miyiz bu bütün bu notlarınızı, hazırlıklarınızı, değerlendirmelerinizi? Teşekkür ediyorum. Siz güzel hazırlanıyorsunuz. Ben sevk etme ihtiyacı, zorunluluğu hissediyorum. Güzel program olacak gibi bekliyorum İnşallah. Beni. Ben onun keyfini şu anda yaşamaya başladım. Bir Avrupa kupalarıyla başlıyoruz. Bugün Devler Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi zorlu bir maça çıkacak. Almanya ekibi Berlin'le mücadele edecek. Arkaspor'da yarın yine Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde 12'li playoff turunda Dinamo Moskova karşısına çıkacak. Galatasaray ilk maçı aldı Lodz karşısında. O maçın ayrıntılarına da bakacağız birazdan. TRT Spor'da yayınlandı karşılaşma ve bu karşılaşma öncesinde onlar da yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de yine avantajlı bir skorla çıktı Avrupa kupalarında. Bakalım nasıl bir program, hangi karşılaşmalar bizi bekliyor? Sev Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden İstanbul Büyükşehir Belediye, Alman ekip Recycling Volley'si konuk edecek. 12'li playoff turu ilk mücadelesi saat 18'de başlayacak. Sev Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden diğer temsilcimiz Arkaspor ise 12'li playoff turu ilk maçında Dinamo Moskova'yı ağırlayacak. Perşembe günü oynanacak maçın başlama saati 19. Kadınlar Sev Kupası'nda mücadele eden Galatasaray, Polonya deplasmanında tur için sahaya çıkacak. Lodz ekibine konuk olacak Sarı Kırmızılılar, çeyrek final ilk maçından 3-1'lik avantajlı bir sonuçla ayrılmıştı. Temsilcimiz bu maçta 2 set kazanması halinde tur atlayacak. 3-1 veya 3-0 mağlup olması durumundaysa karşılaşmada altın set kuralı uygulanacak. Erkekler Sev Kupası'ndaki temsil Bahçe ise çeyrek final rövanş karşılaşması için Fransız ekibi Ajaccio'ya konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan Sarı Lacivertlere de alınacak 2 set tur kapısını açacak. Fenerbahçe avantajlı, Galatasaray avantajlı, tur bekliyoruz temsilcilerimizden. Tabii sadece bu kadarla sınırlı değil Avrupa Kupalarındaki heyecan. Önümüzdeki hafta kadınlarda Şampiyonlar Ligi'nde altılı playoff turuyla heyecan sürecek. 23 Mart'ta Perşembe günü saat 18'de Eczacıbaşı Vitra ile Fenerbahçe, 21'de de Voler Zürich ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek. Ayrıca Challenge Kupası'nda da biraz daha sarkıyor. Erkeklerde 29 Mart Mart ayının sonunda karşılaşmalar oynanacak. İki temsilcimiz var yarı finalde. Fakel Galatasaray HDI Sigorta ve Şamo Ziraat Bankası karşılaşmaları var. Rövanş maçları da 2 Nisan'da oynanacak bu karşılaşmalarda. Kadınlarda Challenge Kupası'nda bir temsilcimiz var. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şivarin ekibiyle mücadele edecek. Yine Mart ayının sonunda bu karşılaşmanın da rövanşı 2 Nisan'da olacak. Yani Avrupa Kupalarında temsilcilerimiz dolu dizgin yollarına devam ediyorlar. Sadece 2 firemiz var şu anda ki bu mevsimin bu dönemine gelmiş durumdayız. Çeyrek final geride kaldı. Yarı final karşılaşmaları oynanacak. Hem 12'li playoff turunda 2 temsilcimiz var. Ki grup karşılaşmalarında beklenen sonuçları böyle alamamışlardı. Evet. Arkaspor'u belki biraz kenarda tutabiliriz, ayrı tutabiliriz. Evet. Zaten 6'lı playoff turunda kadınlarda olağan durum. 3 takımımızın 3'ünün de gruptan çıkıp playoff öncesi turda, 4'lü final öncesi turda adlarını yazdırmış olması zaten olağan durum. Nasıl değerlendirebiliriz? Şöyle bir genel çerçeve, ondan sonrasında özel olarak söylemek istedikleriniz var mı? Şimdi dediğim gibi bizim ligimizde yabancı oyuncular muhteşem, iyiler yani, bayağı iyiler, başarılılar. Dolayısıyla bu Avrupa Kupası'na da yansıyor. Ligde de kaliteyi çok üst düzeye getirdi. Özellikle erkeklerde. Sene başında da söylemiştik, hatırlıyorsun, erkekler çok daha çekişmeli ve zevkli olacak diye. Şu anda öyle gidiyor. Puanlar çok yakın birbirine. Aynen. Şimdi Galatasaray bir defa avantaj sağladı. Lodz ama karşısında. Ama Polonya takımı, Polonya ligi de iyi liglerden ve yatırım yapan liglerden. Bayanları da geçen hafta söylemiştik, Polonya'da bayanlar ligi de çok iyi gidecek diye. Erkekleri de zaten
kaliteli bir lig. Şey yapmamak lazım. Yani biraz boşlarsa Galatasaray sıkıntı çeker. Onlar da sonuna kadar mümkünse altın setle daha iyi olsa geçmek için Los takımı da sonuna kadar oynayacaktır. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin şanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Recycling Voleys ile karşı karşıya gelecek bugün saat 18'de. Belediye ikinci devre ligde düştü. Takım oyunu olarak biraz düştü. Ferdi oyuncuların şeyiyle başarısına göre gitti. Devam ediyor. Burada ligle Avrupa kupalarını ayrı ayrı değerlendiremez miyiz? Mesela Eczacıbaşı örnek işte olduğunda hep onu değerlendiriyoruz. O şekilde değerlendiriyoruz ama. Ama orada 6 taneyle oynuyor Eczacı. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye aynı üç yabancı tane, oyuncularıyla. Evet. Dolayısıyla ligdeki performansı Avrupa'ya benim bir tek aktarabiliriz yani, diyorsunuz. Allah korusun. Yani o ayrı bir şey dediğin gibi kulvar ama motivasyonu farklı olacaktır ama yani bir tek korkuma var. Yani eğer belediye ligdeki ikinci devredeki biraz sallanması, düşüş de diyemiyorum tam. Oradan onun aynı şeyi devam ederse oyunun kalitesi burada da sıkıntı çeker. Çünkü artık bu şeyler, bu turlar öyle hani biraz boşlayınca geçebileceğin turlar değil. Arka çok sporu, dikkat etmek lazım. Arkas Spor'da yarın 19'da Dinamo Moskova ile karşılaşacak. Geçen hafta dedik o yani Arkas çok 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 iyi oynamak zorunda. Yani bir defa çok iyi bir tecrübe olacak Arkas'ın genç sporcuları için ve kulübü için de. Ama ben servisi tutturursa Arkas özellikle ki bunu zaman zaman yapıyorlar ligde. Servisi tutturursa blok ve defans şeyini kuracaktır taktik olarak ve o zaman bir avantajı olacak. Ama onun haricinde Arkas servisi tutturamazsa işi daha zor tabii. Şampiyonlar Ligi'nde bir başka temsilcimiz daha vardı. O da Halkbank'tı. Halkbank Şampiyonlar Ligi'ndeki grup karşılaşmaları sonrasında 12'li playoff'a çıkamadı ama bir yükselişi var. Lig bölümünü değerlendirirken, Erkekler Ligi'ni değerlendirirken, Efeler Ligi'ni değerlendirirken Halkbank'la ilgili olarak tabii ki değerlendirmeler olacak. Zorlu iki karşılaşma üst üste kazandı Halkbank ve bir anda ikinci sıraya kadar yükseldi. Onun da değerlendirmesi olacak. Fenerbahçe'ye de herhalde turu geçti gözüyle bakıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ajax'ı yok karşısında. Ajax'ı 3-0 mağlubiyet. Şimdi revanşa çıkacak. Bu karşılaşmada yine bugün saat 21'de oynanacak. Aynen. Hep söylüyoruz, çok güzel bir takım kurdu Fenerbahçe. Türk oyuncuları Selçuk'un ve Metin Toy'un da çok çok iyi, çok başarılı işler yapıyorlar. Onlar da çok iyi oynuyorlar. Libero Mehmet olsun. Çok iyi işler yapıyorlar. Dolayısıyla o iyi oyunları Avrupa Kupası'nda da devam ediyor. Bence Fenerbahçe finale kadar gidip orada da finali de oynayıp belki de şampiyon olacak kalitede diyorum. Yarın saat 20'de Budovlani ile Galatasaray Lodz takımı karşı karşıya gelecek rövanş mücadelesinde. Galatasaray ilk maçı 3-1 kazanmıştı. Bu karşılaşma bakalım nasıldı? Bir hatırlayalım. Devam edeceğiz. Klase bir servis geldi. Yine Leis karşıladı. Servise karşı manşet. Galatasaray kadın voleybol takımı yarı final bileti için önemli bir adım attı. Sarı Kırmızılılar 2017 Sev Cup çeyrek final ilk maçında Polonya temsilcisi Budovlani Lodz'u 3-1 mağlup etti. Dışarı gidebilirdi bu sayıda bizim. Burhan Felek voleybol salonunda oynanan maçta Galatasaray ilk seti rahat bir oyunla 25-15 kazandı. Budovlani Lodz ikinci sette temsilcimize 27-25'lik üstünlük sağlayarak skoru 1-1'e getirdi. Temposunu yükselten Galatasaray üçüncü seti 25-14 kazandı. Ve işte set sayısı geliyor. Temsilcimiz dördüncü setten de 25-17 galip ayrılmayı başardı. Rakibini 3-1 mağlup eden Galatasaray 15 Mart'taki rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. 2 dakikada bu seti de 25-17 kazanıyor Galatasaray. Rakibi Watch takımını 3-1 mağlup ediyor. Budovlani karşısında kazandığı setleri çok açık ara almış durumda. Evet. 25-14, 25-15, 25-17. Evet. Bir kaybettiği set onunla da 27-25. Evet. Yani 3-0 da yakın, bitirebilirdi. Evet. Bir tek o ikinci setteki Galatasaray'ın skor. Yaptığı iki tane çok iyi şey var ligde de. Çok iyi servis atıyorlar ve bloğu doğru kurup taktik olarak ve defansı çok inatçı yapıyorlar. Ondan sonra da atakla zaten işi çözüyorlar. Çabuk oynuyorlar vesaire. Defanstan çıkardıkları toplarda. Burada da onu yaptılar. Genç bir takım, genç oyunculardan kurulu bir takım. Pasör çaprazları ve 4 numaraları ikisi, üçü de çok genç oyuncular ama çok cesur oyuncular. Yani orada daha da cesaretle saldıracaklardır. Daha az hata yapacaklardır. Bu maçta servis karşılamada çok hata yaptılar.
Galatasaray'ın iyi servislerini oyuna sokamadılar. Dolayısıyla kendi evlerinde biraz daha agresif oynayacaklardır. Burada biraz dikkat etmesi lazım. Galatasaray zaten tecrübeli oyunculardan kurulu. Çentoni olsun, Smaçöller olsun, Sedası, Güldeniz'i vesaire. Dolayısıyla çok büyük sorun yaşamaz eğer konsantre olarak oynarsa. Servis karşılamasını iyi yaparsa. Dolayısıyla aslında şu da bir gerçek. Maçın tüm bölümü boyunca çok dikkatli olmak zorunda. Konsantrasyon çok yüksek olmak zorunda. Aynen. Biraz önce izlerken de karşılaşmadan görüntüleri izlerken de bir pozisyon çok dikkatimi çekti. Ben hep şöyle yorarım. Tabii siz teknik olarak başka yorumlarsınız. Biz hani ben hani izleyen voleybolu bilen, takip eden bir izleyen olarak ve programını yapan bir kişi olarak izliyorum. Bu küçük ayrıntılardan mesela ikinci pasta topu rakip alana göndermek istedi pasör ama Charlotte Lacey hiç uymuyordu mesela. Dur nereye dedi. Yani. Hemen yaptı yani, bile o sayıyı yani, aldı. Yani. Bu tür ayrıntıların ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu tamamen işte oyuna konsantreyle ve tecrübeyle alakalı. Pasörün plasesi olsun, işte atıyorum başka diğer hücum eden oyuncuların plasesi veya defansına. Bu Galatasaray tecrübeli bir takım. Yani öyle çok da şey bir takım değil yani. Ne kadar, bir de çok tekrar değil mi? Hep ön plana çıkar o. Öyle, ne kadar tekrar iyi, o kadar iyi. İyi çalışan bir takım Galatasaray. Ya bir adım sağa atmış olmak veya atmamış olmak ne kadar büyük fark yaratır. Yani, siz çok daha iyi bilirsiniz. Yani. Mesela bu sene Seda'yı aldıklarında hani soru işaretiydi pasör çaprazı mı diye. Evet sezon başında aynen. Bunlar Çentoni varken niye pasör çaprazı? Ama Seda'yı 4 numaradan kullanıyor ki bence çok doğru da yapıyor. Türkiye Ligi'nde çok rahatlıkla oynayacak kalitede. Ve Seda da her geçen gün oyununu geliştiriyor. Bir şey daha söyleyeyim. Galatasaray'da Nihan, libero Nihan da bana göre yani o takımın %70'i. Öyle diyeyim yani bu sene belki bir ara verecek falan vesaire diye konuşuluyor. Bana göre büyük hata olur. Onu da söyleyeyim yani Galatasaray Ataman hem eşi olması şeyi var. Eşine ben olsam daha 2 sene bu şeyi bıraktırmam veya ara verdirmem yani. Yerine koyamaz. Nihan'ın yerine oyuncu koyamaz Galatasaray. Temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Firesiz yollarına devam etmeyi arzu ediyoruz. Sonuna kadar her kupada kupayı kazanmaya aday takımlarımız kuşkusuz. Bursa Büyükşehir Belediyesi bunu daha önce yapmıştı. Yine yapabilir. Yakın bunu başarmaya. Erkeklerde Çanıç Kupası'nda 2 temsilcimiz var yarı finalde. Bir Türk finali neden olmasın? Galatasaray İhtiyar Sigorta ile Ziraat Bankası. Bu keyfi bize yaşatabilirler. Galatasaray işte bir ucundan tutmuş durumda. Yarı final için şans yakalamış durumda. Yine kadınlarda Sev Kap'ta ve erkeklerde Fenerbahçe yine aynı şekilde. Fenerbahçe yarı finale neredeyse adını yazdırmış durumda. İlk maçlarda önemli avantajlar elde etmiş durumda. Tabii gözler bir de ayrıca Devler Ligi'nde olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Arkas Spor zorlu rakiplerine üstünlük sağlayacak olurlarsa bir tur daha yükselecekler. Altılı playoff turuna yükselecekler. Yalnız orada da ilginç bir durum var. Altılı playoff turunda eğer ikisi de tur atlayacak olursa birbirleriyle eşleşecekler. Güya şey değildi değil mi? Aynı ülkenin takımları birbirleriyle karşılaştırılmayacaktı değil mi? Hiç inanmıyorum. Hiç inanmıyorum yani. Bir de öyle de bir durum var. Yani o eşleşmeden çıkanlar birbirleriyle eşleşecekler. Böyle de ilginç bir durum var. Tıpkı Eczacıbaşı-Vitra-Fenerbahçe eşleşmesinde olduğu gibi altılı playoff turunda tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Değerlendirmelerimizi devam edeceğiz. Hem karşılaşma sonrasında hem de önümüzdeki hafta Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde takımlarımızın son durumlarını değerlendirmiş olacağız. Efeler Ligi ile devam ediyoruz. Hep söylüyoruz, Osman Uraner sıklıkla tekrar ediyor. Hemen her hafta Erkekler Ligi Kadınlar Ligi'nden çok daha çekişmeli, çok daha kaliteli. Hatta kaliteli dediniz. Aynen. Peki. Bu tabii sizin yapabileceğiniz bir yorum. Ben sadece keyifli söyleyebilirim. Eyvallah. Benim için benim kullanacağım tanımlama bu olur. Keyifli diye. Sonuçlara ve puan durumuna, haftanın programına bir bakalım. Sonrasında da değerlendirmelerimiz olacak. Hafta sonunda oynanan karşılaşmalardan. İşte sonuçlar geliyor ekranlarınıza. Maliye Piyango Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti. Evet. Ziraat Bankası üst üste 2 yenilik almış durumda. Evet. Bir Halkbank'tan diğeri Maliye Piyango'dan ve bir anda da sıralamada geriye düştü. Çok ilginç bir durumdu gerçekten de. MSK Avrupa Fenerbahçe'den 1 set aldı. Fenerbahçe mağlup etti rakibini deplasmanda. Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşması Halkbank'la Arkas Spor arasındaydı. Ve Halkbank'ta rakibini 3-1 mağlup etti. Arkas Spor'u. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afyon Belediyesi Yuntaş mücadelesi kuşkusuz haftanın sürpriz mücadelesiydi. Sürpriz sonucuydu. Çünkü Afyon Belediye Yuntaş puanlara çok ihtiyacı var. Playout'ta puanlar taşınacak çünkü ve çok hayati
önemli değil. 3 puanın sahibi oldu. İnegöl Belediye Galatasaray İçliyaj Sigortası çok çekişmeliydi. 3-2 kazandı deplasmanda Galatasaray İçliyaj Sigorta. Ve dün oynandı bu karşılaşma. Tokat Belediye Plevne Beşiktaş karşılaşması. Normalde daha erken oynanması gerekiyordu ama uçakla yolculukta sıkıntı yaşadı Beşiktaş. Evet. Aslında hani şaka maka bir tehlike de atlattılar. Geçmiş olsun dileyelim buradan. Allah korusun. Allah korusun evet yani. Uçak geri dönmek zorunda kaldı. Sistem dolayı inemedi Tokat'a. Evet. Sonrasında da karşılaşma dün oynandı. Ve zor geçeceğini tahmin ediyordu belki Beşiktaş ama çok kolay bir galibiyet elde etti. Evet. Bilmiyorum sizin de değerlendirmeniz evet. Bu olur mu? Puan durumuna bakalım. Haftanın programına bakalım. Ondan sonrasında da değerlendirmelere başlayalım. Zirvede Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin puanı 48. İkinci Halkbank 43.3 puanla 43.31 puanla ikinci sırada yer alıyor. Maliye Milli Piyango, Ziraat Bankası, Arkas Spor, İnegöl Belediyesi sıralama bu şekilde devam ediyor. Ziraat Bankası geçtiğimiz hafta ikinci sıradaydı ve bir anda dördüncü sıraya gerilemiş durumda. Bu da ilginç bir durum gerçekten de. Alınan sonuçlarla bir anda nelerin değişebileceği hemen anında belli bu şekilde ortaya çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Galatasaray İçliyaj Sigorta, Beşiktaş, Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne, MSK Avrupa diğer sıralama ama özellikle Galatasaray'dan itibaren yani 8. sıradaki Galatasaray'dan itibaren puanlar birbirine çok yakın. Tabii daha artık bitti neredeyse. 2 hafta evet. Daha var. 2 hafta sonunda neler yaşanır belli olmaz. Zor karşılaşmalar yine de bu özellikle son 4 sıradaki takımları bekliyor. Kapatılabilir mi bu puan farkı? Biraz zor görülüyor ama yine de hiçbir şey imkansız değil onlar için. Afyon Belediye Yüntaş çok önemli bir avantaj elde etti. 3 puanlı sahibi olarak Beşiktaş yine aynı şekilde. Önemli galibiyetler elde ettiler. Haftanın programı şimdi işte geliyor ekranlarınıza. Cumartesi günü saat 14'te Ziraat Bankası İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşılaşması var. Arkas Spor Maliye Piyango yine bir başka karşılaşma. Çok zorlu mücadeleler. Beşiktaş için ve Afyon Belediye Yüntaş için, Tokat Belediye Plevne için çok önemli karşılaşmalar var ve zorlu rakipler var. Beşiktaş Halkbank'la karşılaşacak. Fenerbahçe Tokat Belediye Plevne ile mücadele edecek. Ve bu karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Pazar günü saat 17'de Metro Enerji Spor Salonu'ndaki bu karşılaşmayı TRT Spor'dan izleme imkanına sahip olacaksınız. Ayrıca Galatasaray İçliyaj Sigorta MSK Avrupa karşılaşması da var. Hadi değerlendirmelere başlayalım. Son karşılaşmadan başlayalım. Tokat Belediye Plevne Beşiktaş karşılaşması. Beşiktaş iki seti alarak çok rahat güçlü bir giriş oynadı. Yaptı. Yani çok iyi servis attı. Dersini çok iyi çalışmış. Üçüncü seti aldığında acaba o rüzgarla bir set daha alır mı? Aynen. Fren ben setine de, taşınabilir ben mi? Ben de 3-2'ye gidebilir dedim. Bekledim. Yani. Hatta karşılaşma zaten başlamadan evvel adı 3-2. Evet. Tokat'ın seyircisini gördük mü? Gördük. Seyrettik mi? Muhteşem. Evet. Tokat'ta voleybol kültürü çok iyidir. Yani seyirciler nerede alkışlayacak, nerede itiraz edecek, nerede hakemin kararı yanlış hepsini çok iyi biliyorlar. Bir defa o kültür muhteşemdir. Milli takım oyuncuları bilmem ne genç milli takım oyuncuları falan hep oralardan geçmiştir. Çok iyi antrenörler geçmiştir, çalışmıştır orada. Ve o kültür öyle oluştu. Dolayısıyla bir defa seyirciyi hakikaten tebrik etmek lazım. Düşünün en önemli rakibiniz çok kritik bir maç, çok zor bir maç. 3-1 yeniliyorsunuz. Hem de farklı sayı farkıyla setlerde. Ama seyircide en ufak bir taşkınlık yok. Rakibe en ufak bir şey yok. Aa, baskı da var ama. Baskı yapıyorlar. Baskı da var tabii ama. Tabii yani, kendi yani... takımını tutuyor, alkışlıyor işte kritik sayılarda çıkan toplarda vesaire de hemen sesini maça yükseltiyor vesaire. Anlık tepkileri. Aynen. Ama, maçın içinde tepkiler ama yani böyle zaman, ezberlenmiş evet, bir teviye rakibe değil. Saldırı yok veya şey yok. İşte esas güzel voleybol seyircisi bu, doğru voleybol seyircisi bu. Bu işi hakikaten seviyorlar, bilerek seyrediyorlar. Diğer yerlerde de mesela bir Çanakkale'yi de söylemiştik. Diğer yerlerde de bu çok çok önemli. Bunu çoğaltmamız lazım. Tokat bu sayıyı Belediye çoğaltmamız ne yaptı? Lazım. Ne eksikti bu karşılaşmada? Yabancıları kötü oynadı. Yabancıları oyuna ağırlığını koyamadı. Pasör çaprazı ve 4 numaralara önlem aldı Beşiktaş çok iyi. Çok çok iyi servisten sonra işte blok kurgusunu ve defansı çok iyi yaptı. Ve kontra atak dediğimiz yani defanstan çıkan topu çok doğru yerde kullanıyor. Bunu düşmeye oynayan işte uçak geri dönüyor, stres yaşayan vesaire bir Beşiktaş
yapması, o takımın yapması, çok stresli bir maçta yapması çok önemli. Bu da antrenör farkı diyorum ben. Işık Menküer geldiğinden beri Beşiktaş hem doğru voleybol oynuyor, aynı oyuncular, aynı takım, aynı ekip ama oynadıkları voleybol çok kaliteli ve her gün üstüne koyuyorlar ve aldıkları sonuçlar da çok çok önemli. Şimdi bir tane daha önemli işi var Işık Menküer'in. Batuhan diye 4 numarada oynayan 16 yaşında bir çocuk var. Yani bu sıkıntılı, stresli maçlarda Batuhan'ı 4 numarada en kritik yerde, en önemli yerde oynatma cesareti göstermesi, yaptığı hatalara rağmen oyunda tutup çıkartmaması ve ona top attırması, yani o 6'yı tamamlamıyor. 6'nın önemli bir oyuncusu. Dolayısıyla bu çok değerli bir antrenör olarak, yaptığı iş olarak bu çok değerli. Işık tabii çok senelerde çok iyi kulüplerde, iyi antrenörlerle de çalıştı. Ondan sonra baş antrenör olarak da milli takımlarda çok iyi görevler yaptı. Çok başarılı oldu. Altı şimdi artık o cesareti de bilir. Aynen. O cesareti kullanıyor. Beşiktaş küçük takımında Sami abi vardır. Sami baba deriz. Sami Akgün. Onun bulduğu ve koyduğu altyapıya çok önemli oyuncular var. 2 metrenin üstünde. 12-13 yaşında. Şimdi bunlar 1-2 sene içinde gelecektir. Bakın takip edin. Dolayısıyla şimdi Işık bunlardan yetişenleri bence değerlendiriyor. Bu da çok önemli. Ve yetişmelerine katkıda bulunuyor. Aynen. Bu cesareti işte gösterebiliyorsa antrenörler, yerli ve yabancı da burada ayrılıyoruz. Yabancı antrenör gelir, sonucu düşünür, galip gelmeye bakar. Mümkünse set vermeden, sayı vermeden galip geleyim, derecemi alayım. İşte ona göre bir sene, iki sene daha kalayım, paramı alayım der. Ama işte Işık Menküer gibi antrenörler illaki rahatsızdır. İllaki bir tane varsa pırıldayan adam, onu vitrine koymak ister. Yani bundan vazgeçemez yani. Ama altyapıya yönelip yetiştiren yabancı antrenörler de var. Yani sayıları 2 tane, 3 tane değil. Ama galiba onu şöyle tanımlıyoruz. Zaten bizden oldu artık. Yani bizim antrenörümüz gibi oldu. Öyle hissediyoruz çünkü. Yani, öyle hissettiriyor çünkü. Yani ona tam ben şey katılamıyorum buna. Yani tabii ki artık yerleştiler, evlendiler, çocukları var vesaire ama Kimi kastettiğimi hemen çıkardınız. Tabii. Ben bir de Basiç'i kastetmiştim. Basiç'i de kastettim. Aynen. Şimdi bak. Çünkü milli takımdayken mesela Bruta'ya katkısı çok önemliydi Eko Basiç için. Yani. Aynen. Tabii. Yani hiç. Ama o. Hiç yok değil yani. Onu söylemeye çalışıyorum. O Arkas'ın bir kulüp şeyi, mantalitesi. Arkas ne yapıyor? Her sene 2 tane, 3 tane, 4 tane altyapıdan adamı A takıma koyuyor ve antrenör kimse ona diyor ki bunlarla oynayacaksın. Bunları da yetiştireceksin. Yarışırken yetiştireceksin. O bir kulüp şeyi, zihniyeti. Sonra da aldı milli takımda değerlendirdi onu. Aynen. Dolayısıyla şimdi mesela bir Eczacıbaşı burada zorlanıyor. Çok değerli oyuncular var elinde ama zorlanıyor şu anda. Ve Eczacıbaşı hala zorluyor ki sonuna kadar da zorlayacaktır, vazgeçmeyecektir. O oyuncular yetişecek yani Türk voleybolu için çok değerli oyuncular. Başka Handeler, Ceylanlar, Gözdeler yok yani. Onları mutlaka değerlendirmek zorunda. Daha altyapısında var yani Eczacıbaşı'nın gibi. Dolayısıyla orada bir şey var. Mesela Işık'a kimse şu anda Batuhan'ı yetiştir demiyor. Ben biliyorum. Beşiktaş ligde kalsın. Beşiktaş Spor Kulübü'nün önümüzü derdi görelim. O tabii. Ligde kalsın, bir an önce puan al. Üçer puan. Playout'a rahat gir. Orada işi bitirelim. Şey. Ama işte Işık'ın rahatsızlığı dediğim Işık gibi antrenörler var. 3-5 tane daha. Nedim Özbey mesela. O şey yapar. Ona batar. Yani o adamın kenarda durması şey yapar onu. Rahatsız eder. Ve o mutlaka onu koyup öyle kazanmak ister. O içine siner. O rahatlatır. Işık Menküer tipinde antrenörleri. Onun için Işık Menküer'lerin çok iyi kulüplerde, milli takımlarda, iyi yerlerde görev yapması gerekiyor diye düşünürüm hep. Peki hafta sonu oynanan diğer karşılaşmalardan biri, biz haftanın sürprizi olarak değerlendirdik. Bilmiyorum, katılırsınız herhalde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin evinde Afyon Belediye Yüntaş'a yenilmesi Afyon'un ya da Afyon Belediye Yüntaş'ın muhteşem mağlup etmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni. Yani belediye bu sene şey gidiyor, bir hafta önce Maliye'yi 3-2 yeniyorsun burada. İkinci devre dediğim gibi biraz düşme var voleybolunda. Daha çok
yabancı smaçörlerine yük binerek onlarla oynuyor. İşte onlar başarılı, topa vurursa başarılı oluyor. Onlar topa vuruyor. Yani takım oyundan uzaklaştı. Bir takım oyunu vardı. Aslan bütün oyuncuları kullanıyordu. Şimdi manşette aksama olunca mümkün olduğunca işte kuvvetli smaçörden oynuyor Aslan Ekşi. Ve bu takım oyununu şey yapıyor, aksatıyor. Dolayısıyla şimdi inişli çıkışlı oynuyor. Yani Maliye'yi 3-2 yenen Belediye, şimdi Afyon gibi bir mağlubiyet kendi evinde. Bu onun ligdeki hani dereceye oynayıp işte ilk 3 içinde olmasını, mümkünse ilk 2 içinde olmasını engelleyecektir. Halkbank'ın yükselişini nasıl değerlendiriyorsunuz abi? Halkbank pasörü aldıktan sonra dediğim gibi normal rayına giriyor. Yani her gün, her gün Ziraat'ın şeyini hemen söyleyeceğim de Halkbank'ı hemen bitireyim. Halkbank şimdi pasörü koyduktan sonra yine çok garanti oynuyor pasör. Puan kazandıran oyuncularla oynuyor. Yani riske atmıyor. Voleybolu güzelleştiren işler yapmıyor şu anda. Bir 6 numara hücumu göremiyoruz. Pay patak olsun, 1 numara vesaire. Bunlar tamam. Çok çabuk 4 numaradan çok çabuk vurulan toplar var. Kurşun üstü gibi oynanan. Daha bunları yapmıyor. Şu anda sağlam o pozisyonda en garanti adam kimse, onu atarak puan kazandırıp maç kazandırıyor. Bu da normal ama ilerleyen günlerde iyi voleybol, çok güzel voleybol da oynayacaktır Halkbank. Birincisi o. İkincisi yani pasörü koyduktan şampiyonluk adaylarından biri yapar kadrosu, aynı zamanda. Kadrosu çok iyi. Yani 10 tane birbirine denk adam var. 10 tane. 9-8 değil. Yani kadro olarak hem yerli hem yabancı da çok değerli oyuncuları var. Yani bu yabana atılmaz. Lipe Fontales örneğin. Aynen. Lipe. Şimdi Ziraat Bankası'nın şöyle bir şeyi var. Sakatları var Ziraat Bankası'nın. Dolayısıyla o sakat oyuncuların yerine koyduğu genç adamlar aynı kaliteyi gösteremiyor, aynı direnci. Ve işte bu ara biraz bocalıyor. Mağlubiyetler alıyor vesaire. Onların sakatları düzeldiğinde tekrar Ziraat, güçlü Ziraat olarak sahada yer alacak. Ziraat Bankası'nı da değerlendirdik. Şimdi önümüzde iki kritik maç var dedik. Beşiktaş Halkbank'la karşılaşacak. Evet. Beşiktaş play-out'ta o puanları taşımak için zorlu karşılaşmalar yapıyor. Son iki hafta artık birinci etapta ve Halkbank'ın da yükselişi var. Beşiktaş saldıracak kendi evinde. Işığı da tanıdığım Akatlar'da için söyleyeceğim. Evet, karşılaşma. Kendi salonunda. Saat 15'te başlayacak. Pazar günü. Bu Beşiktaş mücadele. Seyircisini oraya getirebilirse bir sürpriz çıkabilir. Yani Beşiktaş'ın galibiyetiyle biten bir maç olabilir. Asıl şeyi yani 3-2 değil de 3 puanla bitirebilir. Ama seyircisi olmazsa Halkbank zaten işte dediğimiz gibi bir çıkış içinde. O zaman tabii favori Halkbankası. Fenerbahçe Tokat Belediye Plevne karşılaşması 3-0 biter. Fenerbahçe aynen. Avantaj eğer, büyük avantajlı şimdi bak, çıkıyor karşılaşmaya. Hatırlıyor musun 2 hafta önce bir şey söyledim. Şampiyonluğa hani belli artık sıralamalar bayanlarda da erkeklerde de. Bayanlarda da erkekler sıralaması belli olanlar, ilk 8'e kaldı, ilk 4'e kaldı, rahatlığında olanlar alt grupta play-out yani 9, 10, 11, 12 ile oynadıkları zaman burada oyuncu deneme veya hafife alma o maçları veya o takımlara puan verme lüksüne sahip değiller. Burada çok dikkat etmek zorundalar. Neden? Çünkü diğer 3 takımın avantajı yok oluyor. Altta aldıkları puanlar play-out'a yansıyacak. Yani bir atıyorum şimdi 3-2 oynadığını düşün, yenildiğini düşün. İşte şimdi Tokat'ın, Afyon'un İBB'yi yendiği gibi 3 puanla deplasmanda. Altta aldığı 3 puan İBB'den şeye yansıyacak play-out'a. Ve bu mesela diğer İBB'nin diğer maçlarına bakarsak işte Tokat veya Beşiktaş bunları yendiyse şimdi bu bir haksız şey durum yaratıyor. Dolayısıyla bu son 4 takımla oynayan diğer takımların aynı saygı ve aynı ciddiyet içinde sahada mücadele etmeleri lazım. Hiç boşlamadan o maçları. Hani biz zaten hedefe ulaştık. Şimdi ben 2 tane adam değişeyim. Yani sonucu önemli değil. Sonucu önemli. Burada alınan puanlar play-out'a taşınacak. O zaman çok dikkatli oynamaları gerekiyor. Bayanlara geçiyoruz. Westervenüs Sultanlar Ligi'nde de Vakıfbank zirveyi garantiledi. Birinci etabı lider bitirmeyi garantiledi. Sonuçları, puan durumunu ve haftanın programını ekranlarınıza getirelim. Değerlendirmelerimiz olacak hafta sonunda. Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşmışlardı. Ve Eczacıbaşı Vitra Nilüfer Belediyesi 3-0 yendi. Beşiktaş Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 yenerek adını playoff'a yazdırdı. İdman Ocağı Seramiksan karşılaşmasında Seramiksan'ın deplasmanda 3-1'lik üstünlüğü vardı. İşte Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması 3-1 sonuçlandı.
Çanakkale Belediyesi Vakıfbank mücadelesi. Çanakkale Belediyesi'nin aldığı set bir ara 24-20 idi, gerideydi. 0'a gidiyordu evet, karşılaşma. İkincisi. 24-20'den seti çevirerek seti aldı. Çok ilginç anlardı gerçekten de bu karşılaşmada. Ve haftanın sürprizi Halkbank Bursa Büyükşehir Belediyesi diyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi Avrupa Kupalarında, Kadınlar'da Challenge Kupası'nda ülkemizi temsil eden ekibimiz ki şampiyon unvandı. Avrupa'da şampiyon unvandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi. Ve 5. sırada hemen Galatasaray'ın ardında yer alıyor. Bu Halkbank'ın aldığı galibiyeti sürpriz olarak değerlendirebiliriz. Puan durumuna bakalım. Vakıfbank zirvede 58-08 puanla, Fenerbahçe ikinci 50 puana sahip. 50-36. Seneye de böyle olacak mı acaba bu süratlar? Eczacıbaşı 48 puanda. Galatasaray 4. 40 puanda. Bursa Büyükşehir Belediyesi 35 puanda. 5. sırada. Ve Çanakkale Belediyesi de 31.87 puanla 6. sırada yer alıyor. 7. Halkbank, 8. Beşiktaş. Son 4 takım Seramik San İdman Ocağı, Sarıyer Belediyesi, Nilüfer Belediyesi. Şimdi Beşiktaş playoff'ta, şimdi yani aslında ilk 8 bölüm hallolmuş durumda şu anda. Westerveni Sultanlar Ligi'nde değişiklik olmayacak. Beşiktaş 27.72 puanda, Seramik San 19.87 puanda ki kapanacak fark değil bu kalan haftalarda. Şimdi artık bu 4 takım Seramik San İdman Ocağı, Sarıyer Belediyesi, Nilüfer Belediyesi kalan son 2 haftada zorlu maçlara çıkacaklar ve puan toplamak çabası içerisinde olacaklar. Bakalım hafta sonunda hangi karşılaşmalar var. Seramik San Fenerbahçe karşılaşması var mesela. Nilüfer Belediyesi ile İdman Ocağı birbirleriyle karşılaşacaklar. Yani bu sanki bir tür playout öncesi yani bir deneme, bir hazırlık maçı gibi olacak. Tabii Halkbank'ın Vakıfbank karşısında da bir sürpriz yapıp yapamayacağını göreceğiz. Ben hep Avrupa Kupası maçları öncesi sonrasının olabileceğini, yani puan kaybına neden olabileceğini düşünüyorum ki bir de rahatlamış durumda Vakıfbank, zirveyi garantilemiş durumda. Bir sürpriz de oradan yaparsa Halkbank çok dikkat çekici olur gerçekten de. Beşiktaş Bursa Büyükşehir Belediyesi karşılaşması var. Sarıyer Belediyesi Eczacıbaşı Vitra ile karşılaşacak. Galatasaray Çanakkale Belediyesi maçları var. Hafta sonundaki programda işte bu şekilde. Vakıfbank'ın lider bitirmesi herhalde şaşırtıcı olmamıştır sizin için. Geçelim. Bursa tebrik Büyükşehir ediyoruz. Belediyesi tebrik ediyoruz evet. Bursa Büyükşehir Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diliyoruz ayrıca. Temsilcimize Volero Zürih karşısında önümüzdeki hafta oynayacak. Beşiktaş playoff'ta Sarıyer Belediyesi'ni yendiler son olarak ve garantilediler. X8 takım kesinleşti. Şimdi Beşiktaş'la ilgili hemen şeyi söyleyeyim. Vakıfbank'tan aldıkları genç oyuncuların yanına düzgün yabancılar koydular. Antrenör de iyi antren etti, hazırladı Kamil. Tebrik ediyorum. Çok güzel voleybol oynayan, sonuna kadar her maçı oynayan iyi bir takımla, hani düşer mi denilen Beşiktaş'ı şu anda ilk 8'e sokmayı başardı. Onun için onları tebrik edelim. 3-1 yendikleri Sarıyer için bir şey söylemek lazım. Hep söylüyoruz, bu senenin iki tane enteresan takımı vardı. Kadro olarak da çok iyi demiştim. Galatasaray ve Sarıyer. Bunlardan biri 4, biri 5 olur demiştim. Sarıyer herkesi şaşırttı, ben dahil. Şu anda erkeklerde yanılmadınız ama kadınlarda yanıldınız yani, bir başka ifade. Aynen. Ama bence Sarıyerlileri de yanılttılar. Yani Sarıyer'deki Gökhan Edman da, Gökhan Hoca da şu anda yanıldım diyordur. Böyle bir sonuç beklemiyordu. Şu anda 11. Ben iddia 4 ediyorum. 4 galibiyeti var sadece. Evet, ben hala iddia ediyorum. 4. Galatasaray'la 11. Sarıyer'in kadro olarak kalitesi aynı. Bana göre aynı. Hiç bundan şey yapmıyorum. Ama aldıkları sonuç, oynadıkları voleybol tabii uçurum var. Dolayısıyla hiç beklenmedik yerde. Ligde kalabilir mi? Kalacak kalitesi var kadronun, oyuncuların ve işte teknik ekibin bir şekilde bunu halletmesi son gerekiyor. Son 4 sıradaki takımlardan herhalde Seramik San'ı ayrı bir kefeye koyar mısınız? Seramik San şimdi biraz daha evet toparladı. Antrenör değişikliğinden sonra onu sezonun en son bittikten sonra bazı şeyleri o konuda söylemek istiyorum. Antrenör değişiklikten sonra aynı oyuncularla farklı bir voleybol oynadı Seramik San, oynuyor. Yani gelen antrenör şu anda mucize yarattığını falan düşünmüyorum. O antrenörü de çok iyi tanıyorum. İtalya 2. liginden aldılar. Dolayısıyla
Onu sezon bitiminde değerlendirelim. Burada Selamiksan bu hafta özellikle Trabzon'la oynadığında Trabzon eğer kazansaydı, ki çıkışı vardı, Büyükşehir'i yendi vesaire kendi evinde. Şu anda Trabzon'un 15 puanı olacaktı. Selamiksan'ın 16 puanı olacaktı. Ve alttakilerle de, Sarıyer ve Nilüfer'le de Trabzon da arayı açmış olacaktı. Bu çok önemli bir şeyi, fırsatı kaçırdı. Bu kadar sıkıntılı geçen bir sezonda Trabzon'un bunu, oyuncuların ve teknik ekibin bunu kaçırması bana göre çok büyük şanssızlık, hata yani. Kendi evinde Selamiksan'a yenilmiş olmaları 3-1. Aynen, hem de 3 puanla, puan alamadan, bu çok çok önemli. Aldıkları sette 25-13 bir de üstelik yani. Yani verdi, son sette de çok geriye düştüler, 24-20'lere falan, 19'lara. Oradan 23 yaptı. 25-12 bitti. Oradan 25-23 verdiler 4. seti. Dolayısıyla yani çok dengesiz ve çok konsantre eksikliğiyle oynadılar. Büyük hata yaptılar. Trabzon hep konuşuyoruz. Anadolu'nun voleybolun, bayan voleybolunun Anadolu'ya gitmesine sebep bir takım, taşıyan bir takım. Dolayısıyla burada Trabzonlu sporcuların, kardeşlerimizin biraz daha bu işin şeyine, gönül bağıyla da oynamaları lazım. Daha başka sıkıntılar neyse onları bir tarafa bırakıp o takımı ligde bırakmak için mücadele etmeleri lazım. Son 1,5 dakikamız. Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı. Biliyorum notlarınız çok, hazırlığınız elbette. Yok, kısa geçebilirim. Ama Fenerbahçe Galatasaray maçıyla bitireceğiz. 3-1 sona erdi. Fenerbahçe kazandı. Normal. Hangisi daha olağandır? Şudur. Şunu sormak istiyorum. Hangisi daha olağandır? 30-28'lik Galatasaray'ın kazandığı set skoru mu, yoksa 25-12'lik 4. set skoru mu Fenerbahçe'nin kazandığı? Yok. Normal olan hangisi? Normal olan 28'lik yani. 3. sette 23. Ama aynı maçta hem 28, işte 30. Onu Galatasaray düşünecek. Yani o konsantre düşüklüğü. Galibiyet var. Ama 25-12'lik yenilgisi de var. Evet. Aynı maçta. Fenerbahçe muhteşem servis atıyor. Ligdeki en iyi servis atan takım. Ligdeki ve atacak olan takım. O potansiyeli de var. Dolayısıyla onu tutturduğu zaman, Vakıf oynayamadı evvelki hafta. 3-0 bitti Vakıf'ın salonunda. Yani o servisi tutturduktan sonra ya kimle, Natalie ile, Eda ile her yerden oynuyor. Her yere top atıyor. Ezgi muhteşem iş yapıyor. Pasör. Yani Tomcom gibi bir oyuncuyu kesti. Oynatmıyor yani. Hiç ihtiyaç duymuyor takım. Şimdi Avrupa Kupası'nda kim oynayacak onu merak ediyorum. Eğer Tomcom oynarsa yine ayıp eder antrenör. 3 yabancı, 4 yabancı oyna hiç fark etmez, ama öyle Tomcom'u oynattığı zaman ben orada karşı çıkarım ona. Şu anda Ezgi Tomcom'dan daha kötü değil. İlk dörtte iki takımın pasörleri var. Pasör etkinliğinde. Yani. Vakıfbank'ın iki pasörü. İlk iki sırada. Aynen. Arkasından Fenerbahçe'nin ve aynen, Fenerbahçe'nin pasörleri geliyor. Halk üçüncü, dördüncü sırada. Halkbank, Bursa Büyükşehir'den bahsetmeden geçmeyelim. Halkbank 30 saniye. Fenerbahçe'yi 3-2 oynadı. 2-1 galipti İstanbul'da. Vakıfa da saldıracak. Yani bu şu anda hani Büyükşehir'e şansa falan değil. Her zaman yükselişte olan bir takım. 16-17 yaşında 6-7 tane oyuncusu var. Çok genç, bu çok, oyuncuları çok önemli. Tercih ediyor. Hocam, Yeliz Başa'yı transfer ettikten sonra hem 4 hem pasör çaprazında kullanıyorlar. Bir de tecrübe eklenmiş durumda. Otomatikman oyun kaliteleri de arttı. Ve her geçen gün üstüne koyan, genç oyuncuları da Türk voleyboluna koyan, işte Işık örneğindeki gibi, Cengiz Akarçeşme'de hep söylüyorum, rahatsız antrenörlerden biri. Hep bir şeyi yetiştirip üstüne koyan antrenörlerden. Onun için de Halk Bankası güzel işler yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Biz sohbete devam ederiz. Ama biz izleyicilerimize veda edelim. Peki. Teşekkür ediyoruz Osman Ören. Ben teşekkür ederim. Katkılarınız için çok sağ olun. Haftaya da yine voleybol gündemini değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Görüşmek dileğiyle.